Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Amerika Bakanlık Sözcüsü şöyle bir açıklama yaptı. Tillerson diplomasi için Türkiye'deydi. Verimli bir görüşme yapıldı. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO müttefikimize saygı duyuyoruz. Ama herkes DEAŞ'ta mücadeleye odaklanmalı dedi. DEAŞ'ta mücadele. DEAŞ'ta mücadele. Bir daha. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Amerika Bakanlık Sözcüsü şöyle bir açıklama yaptı. Tillerson diplomasi için Türkiye'deydi. Verimli bir görüşme yapıldı. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO müttefikimize saygı duyuyoruz. Ama herkes DEAŞ'ta mücadeleye odaklanmalı. Nerede bu diye aşağı yerini gösterip de mücadelesi yani. Olduğu yeri söylemeleri lazım önce. Bak şurada var derseler olur. Şimdi göremediğimiz bir DEAŞ'la nasıl mücadele edelim? Önce yerini söylesinler. Onu biz isteyelim Amerika'dan. Evet. Sürekli küfreden insanları nasıl durdurabiliriz? Yakışıklı mı onlar? Birkaç kere uyarılsa iyi olabilir. Yani utanırlar belki. Ama yani böyle ipini sapını kırmış tipler var. Mesela hayasız tipler oluyor. Görüyorsunuz adam utanma hissi yok. Sürekli ağzı bozuk. Adam yani artık cinsi sapık. Mesela utanmıyor ondan. Onu utanmayan adam her şeyden ya peşinden gider. Dolayısıyla Allah'tan korkmuyorsa yapacak bir şey olmaz. Ama belki ağız alışkanlığıyla böyle çok ağzı bozuk olabilir. Uyarılırsa fayda verebilir öyle vakalarda. Evet dinliyorum. Günde kaç saatinizi internete geçiriyorsunuz? Yakışıklı ben pek internetle alakam olmaz. Ama merak ettiğim bir konu olduğunda, önemli bir şey olduğunda orada bakarım. Yani internete gezinmek çok vakit alan bir şey. En ufak bir şey. Ya mesela bazen şarkı falan arıyorum. 1,5 saat falan geçiyor. Bir de yıldırım hızıyla geçiyor vakit. Yani pek akılcı bir şey değil. Mümkün mertebe zamanı iyi kullanmak lazım. Evet. Oyuncak pandası ile bir kedi var. Arkadaş olmuş. Göster bakayım. Bu fotoğraf mı? Yok, video. Aa, kuyruğu oynuyor. Oğlum, canım benim. Ya ne tatlı hayvan, hayret ya. Ama işte deli olması çok önemli yani. Makul bir kedi değil de ve cins olması önemli. Mesela bak Sarman öyle cins bu adam yani. Zır zır deli. Yani deli olunca zevkli oluyor. Yoksa makul kedi hep birbirine benziyor. Aynı oluyorlar. Bak. Yani bize ait sandalye diye bir konu yok. O şaşırıyor yani biz onun sandalyesine oturmuş oluyoruz. Derin koma halinde uyuyor. Adamın hayatının büyük bölümü uyumayla geçiyor. Evet. Hayvanların genleriyle oynayıp yeni türler üretiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yakışıklı mı dinleyeyim yine. Hayvanların genleriyle oynayıp yeni türler üretiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğal olsalar daha iyi olur ya. Yani sakat iş onlar. Yani bir de o yapı bozuk olarak devam ederse ileriki genlere daha da kötü. Bence hiç gerek yok. Yani bir amacı da yok, faydası yok. Sadece zarar verir. Genlerine oynanmış hayvanlar sağlıklı olmuyorlar. Ya bazen kedilere falan da yapıyorlar. Yani çok yazık. Hayvan bir garip şekilde giriyor. Omurgası bozuk, beli bozuk falan. Ayrı zamanda bu tip şeylerin olacağını anlıyoruz. Hadislerden de anlıyoruz. Ayette de işaret ediyor. Şeytana söyleyeceğim. Fıtratı bozacağım diyor şeytan.
fıtratı, yani doğal yapıyı, doğal hayatı bozacağım diyor. O da şu an onu yapmış oluyor. Şehit düşen Alevi askerlerin ailelerinin talepte bulunmasına rağmen cemevinde resmi tören yapılmadığı şeklinde bir iddia basında yayılmış durumda. Sanatçı Sabahat Akkiraz konuyla ilgili şöyle bir paylaşım yaptı. Şehitlerimizi Alevi Sünni diye ayıranlar önce insanlıklarını sorgulasın. Şehit Alevi olunca cenaze namazı camide kılınmayıp cemevine gidince resmi tören düzenleyemezlermiş. Biz şehidimizi resmi tören olmadan da kaldırırız ama sizin insanlığınız hep çöplükte kalır dedi. Ya çok ayıp yapıyor. Bu kötü bir zihniyet şu uslup. Yani böyle hemen olayı sevgisiz böyle hemen kavgacı bir boyuta getirmek. Ya belki devlet yani böyle bölünmüş bir Türkiye görüntüsü vermemek için şu karmaşa ortamında şimdilik böyle bir tedbir almış olabilir. Yoksa Aleviler baş tacı, herkes çok sever. Ama yani şimdi onu alete kullanacak birçok adam var. Kargaşaya neden olacak birçok insan var. Belki onu yani bir bütünlük görünümü bozacak bir şey olarak değerlendirmiş olabilirler. Bütünlüğe çok ihtiyacımız olduğu için bir tedbir olarak böyle düşünülmüş olabilir. Yani bu kadar sert bir usluba gerek yok. Evet, dinliyorum. Bugün İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'na ait eğitim uçağının düşmesi neticesinde şehit olan askerlerimizin resimlerini görebiliriz. Şehitlerimiz Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal, Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan. Nasıl oldu bu kaza? Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü denildi. Nasıl? Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü denildi. Şeyi ne, tipi ne uçağın? Eğitim uçağı diye geçiyor. Nasıl? Eğitim uçağı diye geçiyor. Evet ama detayını bilmiyorum. Ha, eğitim uçağı. Ya kardeşim uçak işi sakat iş yani. Çok iyi kontrol edilmesi lazım uçmadan önce. Yani kısa bir kontrol değil de çok kapsamlı kontrol edilmesi lazım. İş aksamı, dış aksamı, bunun şakası olmaz ya. Bir vida gevşese, bir yeri bozulsa düşüyor uçak. Yani öyle sağlam bir şey değil. Onun için nasıl yolcu uçaklar çok titiz kontrol ediliyorsa onların da o şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bir de mühürlü muhafazasını söylemiştiniz. Efendim? Mühürlü muhafazasını. Evet, yani uçak bir kere hangar alındığında hangar mühürlenmesi lazım. Oraya kimsenin girmemesi gerekiyor. Gece yarısı FETÖ'cüsü girer, TETÖ'cüsü girer, bilmem ne falan. Alır tornavidayı bir yerlerinden kurcalar. 5 dakikalık iş. Tabii. Elektronik bir yapıya soktu mu tornavidayı, içine biraz kar kurcalasa bitti. Bir kabloyu koparsa bitti yani. Onun için yani özen göstermede çok titiz olmak gerekiyor. Şu an sebebini bilmiyorlar. 10:26'da havalanmış uçak. 10:49'da radar irtibatı kesilmiş. Sonra da enkazlara ulaşmışlar. SF-260D tipi eğitim uçağı. Evet, o tek motorlu uçaklar. Yani muhtemelen bir oyundur yani. Sırf gıcık oldukları için yapmışlardır. Mesela bir FETÖ'cü tek bir tornavidan yap, öyle sokar kablonun bir tanesi söktü mü bitti. Baksana uçak havada bir yalpalıyor falan. Demek ki emri dinlemedi uçak. Genetiği değiştirme konusunun evrimine bağlaştıranlar olabilir mi? Kardeşim şimdi orada hazır bir yapı var. O yapıyı bozuyorsun. Biz o yapı nasıl oldu onu anlatıyoruz. Ya bir şey yapılmaz mesela. Şimdi bir bilgisayarı getirdin. Bilgisayarın kendisi çok önemli. Bilgisayarı gidip kurcalarsan burada renkler falan bozulabilir. Yani bir acayip bir şey olur. Yani bilgisayar evrim geçirmiş olursa batırmış olur. Dolayısıyla genetiğine oynanmış hayvanlar batırılmış oluyor zaten. Kötüye gidiyor. İyi bir şey olmuyor. Ama bir de emek veriyorsun ona. Yani o çok özenle elde edilen bir şey. Tesadüfen olmuyor gene o. Yani laboratuvar şartlarında elde ediliyor. Yani birçok şeye dikkat ederek yani mühendislik tarzında bir çalışma elde ediliyor. Evet, dinliyorum.